İlacın satıldığı eczaneyi tespit edince hemen ekip yollattım savcım. Ekipler gittiler. Sözüm ona, reçete yaşlı bir kadının üzerineymiş. Yaşlı teyzenin bilgileri bunlar. Haberi var mıymış bu alışverişten? Yok savcım. Ama sizin bunu soracağınızı tahmin ettiğim için hemen yolladım arkadaşları. Biz de böyle. Eşek hep sağlam kazıkta, bağlı. Memur arkadaşlar ilacı satın alan kişiyi şahsı tespit edebilmek için eczanenin iç görüntülerini istemişler. Bakmışlar görüntülere. Evet, bütün günlerin kaydı var ama ilacın satıldığı günün kaydı yok. Silinmiş. Eczacı eleman hemen dökülmüş tabii. İki kişi geldiler demiş. Avukattılar demiş. Biri yaşlı bir adam, erkek. Diğeri genç, uzun saçlı bir kadın demiş. Onlar da istemişler görüntüleri. Onlar da bakmışlar. Muhtemelen diyor çalışan, görüntüleri silen bunlardı. Bahse konu şahısların geldikleri günün kaydı da var elimizde. Ve evet, ikisi de bakmışlar görüntülere savcım. Ceylin ve Yekta. Ilgaz savcım. Efendim Ilgaz. Acil bir konuşabilir miyiz? Buyurun. Savcı Bey, eşiniz ve yanındaki avukat müsveddesi delili mi yok etmiş? Anlamadım, ne delili? İlacı kimin aldığını gösteren görüntüyü gidip izlemişler. Yanındaki sahte avukatla birlikte izlemekle de kalmamışlar. Görüntüyü silmişler, yok etmişler. Senin bundan haberin var mıydı? Asla. Yani eşiniz avukat hanım bu rahatlığı ve gücü sizden almıyor, öyle mi? Neden bahsettiğinizi bile bilmiyorum savcım. O zaman savcı eskisi olarak eski nüfusuna güveniyor. Aynı tedrisattan geçiyoruz ama insanlar çeşit çeşit. Gün sonu her şey karakterde bitiyor. Biraz ithamlarımıza dikkat mi etsek sayın savcı? Bir, görüntüyü onların aldığından emin miyiz? Sözlü beyandan bahsetmiyorum, ispattan bahsediyorum. İki, sadece karı koca olmaktan beni duruma bağlayamazsınız. Eğer ispat edersem, hakkında soruşturma açıp baroya taşımaktan asla imtina etmem. Haberin olsun. Yapman gerekeni yap, geri durma. Gel benimle amir. Ne oldu Ceylin? Duydun mu Ceylin? Neyi duydun mu sevgilim? Bostancı tren istasyonuna gel. Orada söyleyeceğim ben sana neyi. Yekta ile birlikte. Tamam. Savcım. Ben de geleyim mi sizinle? Geleceksin tabii ki, dosyanı devredeceksin. Savcım, benim araçla geçelim mi? Ceylin, ne olduğunu anlatacak mısın? Bostancı tren istasyonuna gitmemiz gerekiyor. Gaz yanına çağırıyor. İcler savcı eczaneye gittiğimizi öğrenmiş. Ne çabuk ya. Konuşurlarken duydum. Ilgaz şu an yanına gitmemizi bekliyor. Bence o da benim zaten duyduğumu anladı. Yani eğer bizim o delili kararttığımızı öğrenirse bittiğimizin resmidir ya. Onu da o zaman düşünürüz noktasına çabuk geldik bakıyoruz Ceylin'cim. Gittiğimizde ayan beyan görecekler zaten, çünkü orasına dokunmadık. Çok güzel ya, çok güzel. Tamam Yekta ya. Hani neden tren istasyonu peki, onu da söyledin mi Baykoç? Ne bileyim ya. Ayrıca bir önemi mi var? Kesin Merdan Kaya vardı görüntülerde, yoksa neden sizsinler? Aynı fikirdeyim Samsun. Eczanedeki bilgisayara el konsun. Verin bilişme incelesinler.
Silinse de kurtarabilirler görüntüyü. Emredersiniz savcım. Eczane çalışanını da alın gelin. Hızlıca ifadesini alıp dosyaya koyalım. Avukatları ve Merdan Kaya'yı teşhis etmesini isteyeceğim. İlacı alanın Merdan Kaya olduğunu ispat etmemiz gerek. Size de iyi günler savcım. Şimdi bizim Merdan dedeyi kurtarmak için bunu saklamaya çalıştığımızı düşünüyor ya. Eğer Merdan dedenin o gün nerede olduğunu ispat edersek bu durumdan da kurtulmuş oluruz. Nokta atışı. Aynen. Eğer şüpheli listesinden çıkarırsak onu delili karartmak için herhangi bir sebebimiz de olmaz. Bizim de yakamızdan dışarı. Heh, Merdan dede. Söyle avukat gelinim. Şimdi sana çok önemli bir şey soracağım. Salı günü yani 2 gün önce neredeydin? Hatırlıyor musun ne yaptığını? Bu ilaç ne zaman alınmıştı? Kasa fişine yazıyordu. 17:22 kesin net. Ha, 5:30 gibi, akşam üzeri 5:30 gibi ne yapıyordun? Ha, ya gelinim, ben sabah yediğimi akşam unutuyorum. Salı günü ne yaptığımı nereden hatırlayayım ya? Ya hatırlamaya çalış. Bizim bu durumdan kurtulmamız buna bağlı. Bak o gün Kadir Adarlı'yı kim öldürdüyse 5 civarı eczaneden ilacı almış. Eğer senin ilacı almadığını ispat edersek bu durumdan kurtulmuş oluruz. Peki. Şimdi ben kapatıyorum. Biraz düşüneyim. Ondan sonra hatırlarsam seni ararım. Tamam mı kızım? Tamam. Peki nasıl öldürdü Çınar bu Kadir'i? Ha? İlaçları hapishaneye nasıl soktu? Hangi ilaçla öldüreceğini nereden biliyordu? Tonla cevapsız soru. Hadi madem Merdan yok arkasında... Kim planladı bunu ha? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Kesin bir üst akıl var. Ya Çınar bir başına 60 sene uğraşsa çıkamaz böyle çetrefiller işlerin içinden. Zeka gerek. O da onda yarım porsiyon maalesef. Hayır açarsa telefonunu soracağım da işte açmıyor ki telefonunu. Çınar ya ah. Genç, alo. Acıdım ses etmedim ayılırsın diye de. Uykun da ağırmış ha genç. İlk turda uyanırsın diye bekledim de. Nerede? Yatak belledin iyice. Tamam abi öyle 2 dakika. İçim geçmiş. İniyorum ben şimdi tamam. Özür dilerim. Hey Allah.
Savcım. Gel dediğimi duydun mu? Vallahi duymadım savcım. Demedim çünkü. Çok affedersiniz savcım. Emirleriniz? Tekrar etmesin amir. Emir anlaşıldı savcım. Eczane çalışanını getirmiştim savcım. Eğer müsaitseniz görmek ister misiniz? Al bakalım. Gel. Ulgaz. Bak tamam kızgınsın anlıyorum da ama biraz abartmıyor musun? Durur musun? Ya bunu Eren söylemiş olsaydı böyle davranacak mıydın? Benim öğrenmem mi sorun yoksa kimin söylediği mi? Her şeyi aynı yere bağlayamazsın. Çünkü biraz abartılı davranıyorsun. Eren de olsa kızardım bunu çok iyi biliyorsun. Adını bile bilmediğimiz tanığını bizim ifşalayacağımızı düşünmen biraz kırıcı değil mi? Jane'in bir çocuk öldü. Benim sorumluluğumda, dosyamda ismi olan, korumak zorunda olduğum bir çocuk öldü. Kusura bakma sizi kırdıysam. Tamam haklısın. Ama bu durumda ne benim ne de Yekta'nın bir alakası yok. Yani Fırat da öylesine söyledi zaten. Kötü bir niyeti yoktu. Kimseye söyleyeceğini de zannetmiyorum. Kötü bir polis değildir o. Savunma yapma Ceylin. İkimiz de kimin nasıl olduğunu, ne şekilde iş yürüttüğünü çok iyi biliyoruz. Bak, İclal de peşinizde. Bir dur düşün istersen. Hani sınırlar diyorsun ya, mesleki sınırımızı da koruyalım. Evet, eczaneye gittik. Çünkü biz de işimizi yapıyoruz. Delil toplamaya gittik. Ceylin, delil toplamak değil bu. Yok etmek. Ayrıca delil toplamak sizin işiniz değil. Gerekirse mahkemeye ya da savcılığa talepte bulunursunuz. Onlar da gerekeni yapar. Ha ben bunu ilk defa mı yapıyorum Ulgaz? Yani her zaman yaptım. Görüntüyü silmişsiniz. Bunu sadece ben değil, Amir Kubilay, savcı İclal de biliyor. Yakacaksınız kendinizi. Ne gördün sen o görüntüde de sildin? Bilmiyorum. Dedem mi alıyordu o ilacı? Hayır. Kim alıyordu o zaman? Bilmiyorum. Bilseydim de söylemeyebilirdim. Konuşmama hakkımı kullanıyorum sayın savcım. Savcım kolay gelsin. Avukat ortağına söyle. Aileye Mustafa'nın öldüğü bilgisini bizzat vereceğim. Anneye bir şey demesin. Bak bakalım. Eczaneye gelip görüntüyü izleyen sonra da silen kişiler bunlar mı? Evet bu ikisi. Bakmak istediler gösterdim. Kafana göre öyle her isteyene güvenlik kamerası görüntülerini izletemezsin. Suç bu. Allah belanı versin bilmiyordum sayın savcım. Bilsem izletir miyim? Hadi onu bilmiyordun, tufaya düştün. Başlarında durmadı mı peki? Müşteri geldi, ne yaptılar bilmiyorum. Sonra polis geldi, eksik görüntü var, aradığımız gün yok, kim sildi dedi. Öyle anladım işte, vallahi ben silmedim. Buldunuz mu Merdan Bey'in fotoğrafını? Şimdi gönderdi arkadaşlar savcım. Bak bakalım eczaneden ilacı alan bu mu? Kim aldı bilmiyorum. Ben moladayken de almış olabilirler. Aslında ben de satmış olsam hatırlayamam. İştek bizim dükkan. Günde 300-400 kişi girer bazı gün. Tamam siz çıkabilirsiniz. Dışarıda bekleyin, Eda size ifadenizi imzalatacak. Ceylin Hanım'la Yekta Bey'i hemen bulun getirin bana. Emir anlaşıldı savcım. Şunları yiyip hemen terasa gitmemiz lazım. Of ya. Ya Ceylin Hanım, sen acaba kocanla artık sulh yapsan da şu yaşadığımız gerilimin voltajı biraz düşse ya, yoksa hepimiz kavrulacağız. Dur bakalım ya, daha sıra bana yeni geldi. Yani Ilgaz savcımla İclal savcım arasında neler geçiyor, ne saklıyorlar bir öğrenin. O zaman kim yanacak, kim yanmayacak göreceğiz. Peki sor Ceylin, ben olsam bir saniye beklemem, girer sorarım. O da hemen söyler zaten, adam dürüstlüğün yeryüzündeki tek temsilcisi. Belki de öyle değildir, sonuçta sadece dürüst insan yok. Belki onun da defosu vardır. O da hata yapabilir. Ayrıca ben sordum. Dedim ki bu yara izi nedir dedim.
O zaman anlattığıyla şimdi bu icra savcılığı arasında geçen olay tamamen farklı. Tutarsız yani. Ilgaz ve tutarsızlık aynı cümlede. Hayretler içindeyim. Alo. Ben Amir Kubilay, avukat hanım. Buyurun. İcra savcım, acil sizi görmek istiyorum. Yaşın nerede? Makamına bir de hemen. Neden? Artık gelince sorarsınız avukat hanım. Şu an biz bir görüşmedeyiz Yekta Bey'le. Yani müsait değiliz. Hazır askerde olmadığımızdan icra savcıma direkt iletebilirsiniz. Şu an gelemeyiz. Bizi mi görmek istiyor? Bizi görmek istiyormuş. İşine ya, beklesin. Kılıçlar kuşanıldı bakıyorum. Hayır, şu üçlü meydan muharebesinden ben nasıl bir zararla çıkacağım merak içindeyim. Hadi hadi. Şu an olayımız çınar. Gitmemiz lazım. Sen öde. Hı. Ben götürüyorum. Yeterem artık ya. Öf. Buyurun avukat hanım. Geçin. Oturun lütfen. Evet. Kadir Adarlı'yı öldüren ilacın satıldığı eczaneye neden gittiğinizi öğrenebilir miyim? Müvekkilimizin orada olmadığından emin olmak için. Şüpheniz vardı yani. Hayır tabii ki. Hayır tabii ki. Çünkü delil karartıyordunuz. Bir şey öğrendiniz, bizim öğrenmemizi istemediniz ve sildiniz. Neyi silmişiz tam olarak, pardon? Görüntüyü tabii ki Ceylin Hanım. Ben bir şey silmedim. Sen sildin mi Yekta? Yani ne bileyim, kolun çarpmıştır yanlışlıkla falan. Kim ben? Katya. Hiç anlamam zaten. Benim için fazla ileri bir teknoloji. Peki izlediniz görüntüyü. Kim almış ilacı? Bilmiyoruz. Ya Merdan dede almamış ama kimin aldığını tespit edemedik. Ama ben sizin görüntüyü sildiğinizi tespit edersem ödetirim bedelini. Evet, başka bir sorunuz yoksa gidebilir miyiz savcım? Güzel. İyi mesailer. Kolay gelsin savcım. Destek alın o zaman amir. Nasıl bulacağınız beni ilgilendirmiyor. Emir, anlaştım. Silinmiş görüntüleri istiyorum. Emredersiniz savcım. Yarına kadar vaktiniz var. Emredersiniz. Savcımız akıllıymış anlaşılan. Teyit ettiğin iyi oldu. Çınar da ortada yok.
biliyorum ama kusura bakmayın. Eda benim odama giren oldu mu? Kilitliydi kapı. Kimse girmedi savcım. Mevzu nedir savcım? Bir sıkıntı mı var? Yiğit Deniz dosyasındaki gizli tanık bu zarfın içindeydi. Zarf açılmış. Tanık ifşa oldu ve öldürüldü. Nasıl oluyor bu savcım? Çok önemli bir güvenlik açığı demektir. Ayrıca sizin kilitli odanıza kim nasıl girebilir ha? Emin misin Eda? Yok savcım, eminim girmedi kimse. Hangi gün? Yani hangi saat aralığında açılmış olabilir zarf savcım? Yani bir tahmininiz var mı? Tanık dün öldürüldü. Ben de ismini bir gün önce öğrenmiştim. Şimdi katiyen bir ithamda bulunmak istemem. Nedir? Yani sadece gördüğüm için söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Kardeşiniz gelmişti. Hangi kardeşim? Yani kaç tane kardeşiniz var bilmiyorum ama genç bir delikanlıydı. Ama odaya girmedi. Yani girmek istedi. Ama ben müsaade etmedim tabii. Oturup beklemesini söyledim. Sonra birkaç işim vardı, gittim. Geri döndüğümde yoktu savcım. Savcı bey. Gel. Gel dediniz, öyle geldim savcım. Savcım şimdi bu eczaneye gelen şahsı bulmak için çok uğraştı bizim arkadaşlar savcım. Ama maalesef yani bilgisayardan silinen kayıtları kurtaramadılar. Ama bilişimdeki çocuklar eczane giriş kayıtlarını incelerken beni de çağırdılar savcım. Tanıdık biri var dediler. Ben de inceledim görüntüleri savcım. Salı günü ilacın alındığı saatte kimlerin geldiğine bakınca... Sonuç. Buyurun siz kendiniz bakın savcım. Kimmiş? Kimlik tespiti yapabildiniz mi? Elbette. Çınar Kaya. Ilgaz Savcı'nın kardeşi savcım. Sarıları. Al, 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 al. Al, al, al. Al biraz daha. Bana Çınar'ın telefonunun bazını bul hemen, derhal. Yakalama emri çıkartacağım, bul bana onu hemen. Geliyorum ben de. Çınar'ın yerini söyleyecek önce. Buyurunuz Efe savcım. Alo Ceylin, ben buldum Çınar'ı. Sen şahane bir insansın. Şimdi konuyu yolluyorum sana. Ama bir daha böyle bir şey yapmazsak sevinirim. Ben bir huzursuz oldum Ceylin. Tamam, söz gerçekten bir daha senden böyle bir şey istemeyeceğim. Bekliyorum konunu, tamam? Görüşürüz. Çınar olmuş. Hı. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar teşekkürler, toplantı bitmiştir. Hadi. Neresi? Hı. Sahilde bir yer gibi görünüyor. Ne var ki sahilde? Hadi hadi çıkalım biz de. Hadi bakalım. Tamam ver. Savcım bu da bahsettiğim diğer delil. Neye bakmam gerekiyor?
Şimdi savcım, burası cezaevi hemşiresi Erdal'ın ikamet ettiği adres. Çınar. Evin önünde onu ararken apartman girişindeki görüntülere de baktık. Bulabildiğimiz görüntüler bunlar savcım. Bakın, burada Erdal geliyor. Sonra da Çınar. Bakın, elinde eczaneden aldığı poşet var. Salı akşam üzeri. Onun kayıtları savcım. Bakın, burada poşeti veriyor. Kendi eliyle. Burada da talimatlarını veriyor açıkça savcım. Çınar Kaya hakkında yakalama kararı çıkartıyorum. Hemen derhal bulun getirin bana amir. Emir anlaşıldı savcım. Savcım, bulduk. Nerede? Dragos sahildeymiş. Abi ne oluyor ya? Çınar Bey elinden geleni ardına koymuyor. El arttırıyordu, ne olsun? Ne yapmış ki? Mustafa ismini dosyadan öğrenen Çınar. Benim kardeşim Çınar. Allah kahretsin. Ne oldu yaptı? Kardeşim Çınar. Ben tam Çınar'a göre müthiş bir yer bulmuş, müthiş. Allah, nereden bulacağız şimdi ya? Hayır, anlamıyorum bir türlü. Yani bu çocuğun burnu neden pislikten çıkmıyor bir türlü? Ya talihsiz ya belalı. Ya Ilgaz'ın yerinde olsam bir DNA testi falan yaptırırdım. Kesin çöpte buldu bu çocuğu Metin Amir. Ya, genetik olarak hiçbir benzerlik yok. Ne zeka ne huy. Ay Yekta ya. Boş boş konuşacağını git Çınar'ı ara. Hadi ayrılalım. İşte şanslı insansın. Çınar, neredesin sen ya? Hemen konuşmamız lazım. Siz nereden çıktınız? İyi, hadi gel. Hadi. Yok mu bunun basamağı? Yok, bunu buldum. Anne. Sana da yardım edeyim mi? Geçin oturun, buyurun. Ne oturacağım ben? Abi sinyal buradan bir yerden geliyor. Kesin buralarda bir yerde bizimki ya. Eren sen diğer taraftan dolaş. Kadir Adarlı'nın öldürülmesine ne alakan var?
Kafanda yalan falan kurma hadi. Acelemiz var. Senin ilacı aldığın görüntüleri gördük. Tamam, yalan düşünmüyorum ya. Bu sizden çıktıktan sonra ben yaşlarda biriyle tanıştım. Biraz dertleştik çocukla. Yani kafam da dağılmış, içim yanıyor. Abimle yeni kavga etmişim. Neyse. Öyle dertleşirken lafımın arasında Kadir Adarlı'nın ölmesini istediğimi söyledim. Ama yemin ediyorum hani lafın arasında söyledim. Babam ölmüş ya, hani kızgınlıktan laf gelişi. Neyse sonra bir anda geldiler. Kadir öldü. Senin için yaptık dediler. Bu ilaç muhabbetinde de aynı şey oldu. Ya ben hasta birine yardım ediyorum zannediyorum. Meğer Kadir'e gidecek ilaçlarmış. Şerefsizler onları da bana taşıttırmışlar. Neyse Kadir öldü. Dediler ki bize borçlusun. Manyak mı bu arkadaşlık bu? Şşşt. Devam et. Sonra zorladılar beni. Yok işte videolarım var. Bu iş senin üstüne kalır. Öyle böyle. Abimin dosyasında bir gizli tanık varmış. Onun ismini istediler. Ben de gittim aldım. Nasıl yani? Mustafa'nın ismini sen mi aldın? Evet. Ah, kim bunlar Çınar? Abla bilmiyorum ki ya. İyilik yap, iyilik bul diye kandırdılar beni. Dernek gibi bir şeyler anlamadım ben de. Yok mu? Yok abi ya. Şu dayıya soralım ya. Kolay gelsin amca. Merhaba. Burada senden başka kalan var mı? Yok. Hanımla ben varım. Ama yeni bir oğlan geldi. Nerede? Şu mavi karavanda. Sağ ol dayı. Yok. Telefon var. Anlamıyorsunuz. İsmi ben aldım diyorum. Çocuk benim yüzümden öldü diyorum ya. Ya tamam Allah benim belamı versin. Ya hatta alsın canımı, siz de kurtulun ben de kurtulayım ya. Ceylin abla bak. Bırak tutuklasınlar beni. Kapatsınlar kapıları üstüme ya. Alo. Ya duymuyor musunuz beni? Tamam diyorum, cezamı çekeceğim diyorum. Teslim olacağım diyorum. Bak Ceylin abla. Nereye gidersek gideyim. Abim beni bulmayacak mı? Bulacak. E niye saklıyorsunuz? Niye kaçırıyorsunuz beni? İstemiyorum ya. Bu kaçıncı artık? Bırakın beni, saklamayın, kaçırmayın. Sus artık. Asıl sana yeter. Şu an kurtardığımız sen değilsin. Ceylin.